İlk videoya hoş geldiniz. Bu videoda Semantic Web nedir? Hızlıca bir bakış atacağız. Semantic Web'in özü, webde gezen çok sayıda bilgiyi anlamlı, kullanılabilir ve kodla erişilebilir şekilde düzenlemek ve de tutmaktır. Yani bu işin özü aslında bilgiyi kodlarda işlenebilecek ve sonra sorgulanabilecek bir şekilde sunmaktır. Bu yüzden Semantik Web'in özünde metadata yatar. Yani elimizdeki bilgiyi tanıtan, elimizdeki bilginin ne çeşit bilgi olduğunu söyleyen bir bilgi çeşidi, bilgi hakkında bilgiye metadata denir. Sonuç olarak da metadata, koda elimizdeki şeylerden anlam çıkarmanın yollarını söyler. Anlam çıkarmaya da semantics deniyor. Biliyorsunuz ki milyonlarca belge var. Web'de, web sayfası ve başka formatlarda, onların içlerinde de düzensiz, karmaşık şekilde yatan tonla bilgi var. Buradaki soru o zaman şuna döner. Herhangi bir yapı barındırmayan bir web sayfasında tamamıyla yapılı, yani semantik bilgiye nasıl gideriz? İkinci soruda verileri web sayfasından çıkarıp şekillendirdikten, yapılandırdıktan sonra nerede, ne şekilde depolarız ki sonra açıp bakmamız gerektiğinde bu işi kolayca ve hızlıca yapalım. Semantics'e giden yol 3 bileşenden oluşur. Elinizdeki metadata'yı modelleyecek ve gösterecek bir dil 1. Schema language denilen ikinci bir tür var. O da bilginin kendisini gösteren bir dil oluyor. 2. Üçüncü dil ise bilgiye query yapacak bir dil, oluyor. O da 3. Birinci bileşen ismi RDF, yani Resource Description Framework. RDF, Semantic Web'in standart metadata dilidir. Semantic Web'in bilgisi bu formatta tutulur ve de saklanır. Hemen örnek, bu resmi Neo4j sitesinden kaptım bu arada. RDF örneği ararken Google'da görüp beğendim. Siz de bulabilirsiniz. Bu RDF'e bakarsanız bahsedilen şeyin bir web linki var. Schema diye bir nane var. Sonra schema name ve description var. İsmi Sketches of Spain. Kendisi bir müzik albümüymüş, caz albümü. Sonra sanatçı ve producer var. Onların da linkleri var. Sırada OVL var. Yani Web Ontology Language. OVL ontoloji yaratma dili aynen buna benziyor. Az sonra Protege'de de OVL yapacağız. Bir de SparkQL var ya da Almanca'da SparkQL, ne demek isterseniz query atma dili. Aynen buna benziyor. Gördüğünüz gibi aslında SQL'e benziyor. Sadece aradığınız şeyin tipini söylüyorsunuz. Mesela burada üstünde mozzarella topping olan pizzaları arıyorsunuz. Bu bir pizza ontolojisi. Onu da yine data dilinde söylüyorsunuz. Has topping diye bir property'si olan birini arıyorsunuz. O topping de mozzarella olmalı. Protege'ye sonraki videoda da geliyoruz. Aa, bu ne demeyin şimdi. Şimdilik hızlıca bir bakış yaptık sadece. Burasını kısaca yaptık. Tam aklınıza oturmadıysa da sorun yok. İlerleyen videolarda daha fazla ayrıntı var. Protege ile oynayınca bence aklınıza daha çok yatacak. O zaman Protege'ye zıplıyoruz. Sıra çünkü sıradaki video Protege videosu. Haydi bakalım gelsin.